belirleyici mi? 14 çizgi mi var hocam? İnsan öldüğü zaman dedi bütün elindeki çizgiler yok oluyor. Yüzündeki çizgiler de yok oluyor dedi. 40 gösteriyor 90 yaşındayım diyor. 50 gösteriyor 90 yaşındayım diyor. Şimdi bu refleksolojiyle hücre sürekli yenileniyor. Refleksoloji mucizevi bir tedavi. Yani 40 yaşının üstündeki her bay ve bayan düzenli bir şekilde ömür boyu ayağı varsa ve hücreleri varsa ve sinirleri varsa refleksoloji yaptırmak zorunda. Vertigo olan herkes buraya baksın. Burada bir çizgi yoksa vertigo hastasında ben bütün mesleğimi bırakacağım. Söz. Vertigo burada çizgi geçmişse emin olun vertigonuz da geçmiş. Yani şimdi insanın 5 tane yaşı var. Evet. Bir kendinin ana bildiği doğum gününden bugüne kadarki var olan yaşı. İkincisi biyolojik yaşı. Üçüncüsü dünyaca ünlü refleksoloji uzmanı yazar Esat Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Teşekkür ederim Beyza Hanım. Bayağıdır sizinle yayın yapmak istiyordum ama yurt dışındasınız çoğunlukla. Çok teşekkürler bu planlamayı, o yoğunluğunuzu araya yerleştirebildiniz. Sağ olun, var olun. Ben teşekkür ediyorum. Vallahi ne güzel, sizinle program yapmak büyük keyifti. Ben de dört gözle bekliyordum sizi. Çok teşekkürler. Res videolarınızı da izliyoruz. Orada böyle hap bilgiler veriyorsunuz ama şöyle derlenmiş bir yayın gerçekten bizim için çok kıymetli. Şimdi az önce dedim ki sizin hatta günlerdir videoları izliyorum sizinle ilgili. Sizinle ilgili belgeselde bir yorum var. Orada diyor ki bir insanı tedavi ediyorsa o alan tıptır diyor. Refleksoloji de böyle bir şey gerçekten. Bir de insanın geçmiş gelecek bütün hastalıklarının, ruhsal hastalıklarının aynası. Mühürlendiği yer. O yüzden çok önemli bir alan. Gerçekten şimdi, öyle. Evet, aslında biz hep şöyle sloganla çıkmıştık. 19'da ilk geldiğimde televizyonlarda falan. İşte bunlar tabii alternatif tıp diyorlardı. O zaman şöyle bir karşılık yoktu. Alternatif, geleneksel ve tıp dallarıyla ilgili bir yönetmeliğimiz yoktu. Türk Sağlık Örgütü'nün bakanlığın yönetmeliği yoktu. Dolayısıyla biz dedik ki tıbbın alternatifi tıptır. Yani tıbbın alternatifi olmaz. Aslında o da tıptır falan dedik. Öyle ilk sloganla çıkmıştık. Evet, şimdi de sağ olsun o belgeseli hazırlayan sunucumuz. Eğer tedavi ediyorsa o tıptır. Yani alternatif veya benzeri bir şey değildir. Tıptır dedi. Doğru, hakikaten öyle. Çünkü aslında tıpta değişen süreç şu. Yani teknolojinin varlığı değişen süreç. Mesela eskiden farklı yöntemlerle teşhis kullanılırken şimdi MR cihazı çıktı, işte idrar testi çıktı, kan testi çıktı, daha benzeri şeyler çıktı, işte MR makine, tomografi çıktı. Ama eskiden yani tomografi yokken insanlar teşhis edilemiyorlar mıydı? Veya bugünkü işte mevcut cihazlar, lazer ameliyatları falan yokken sizce ameliyat edilemiyor muydu? Ben İspanya'ya gitmiştim Beyza Hanım. Orada binli yıllarda beyin cerrahı Muhammed El Gaffaki diye birisi, aslen İspanyol ama Müslüman olduktan sonra bunlar adlarını biraz böyle İslam literatüründen etkilenerek değiştirmişler. Gafıs da gözlük demek zaten İspanyolca. Beyin cerrahıymış ve o yıllarda, 900'lü yıllarda adamın kafayı kesip beynin içerisindeki arka göz sinirlerinden beynin şeylerini, katmanlarını falan öğrenmiş ve göz sinirlerinin arka beyinde oksijen olduğu yerde, yakın şu arka nokta olduğunu gözlemiş. Şimdi ve bunu beyni sonra nasıl biliyor musunuz? Karıncaların başlarını o kanlı bölgeye yedirip kafasının geri kısmını kopararak dikmiş ki bugünkü dikişten daha sağlam bir dikiş oluyormuş. Yani evet. İnanılmaz. Tabii ben de inanmamıştım. Çok şaşırdım. Bundan bir yıl önce bile insanlar teknoloji yokken farklı yöntemlerle kullanmışlar. Şimdi ona tıp değil mi diyeceğiz yani? Muhammed El Gaffaki ilk beyin cerrahı adama ve gözlüğü bulan adama. Yani gözlüğü böyle büyüteç mantığında hay Allah bu büyük gösteriyor deyip bulmamış yani. Adam arka beyni çözmüş ve arka beyinden mütevellit. Böyle camla bu işi çözebilir miyiz'e gidip gözlük üretmiş bu adam. Yılda 1000. Bugünkü teknoloji yok. Yok. Şimdi ne diyeceğiz? Bu alternatif tıp abi, şimdi bugün modern tıp değil falan. Nasıl modern değil? Adam bak nasıl yapmış ya. Karıncayla adamın kafayı sonra yani beyni. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi yani biz tabii bu hikayeleri çok bilmediğimiz için, anlatılmadığı için, modern tıpta her gün ilerlediği için
biz ister istemez o falan deyip şok oluyoruz. Aslında olay öyle değil. Yani evet, şimdi oraya geleceğim. Ya bundan milattan önceki yıllarda da insanların hastalıklarını gözünden, kulağından, elinden ve ayağından tespit ediyorlarmış. Yani şu Allah bize bu mekanizmayı yerleştirmiş. Sonradan sinir uçları bunlar. Geçen Belçika'da, tabii bizim için gurur verici, ben orada yaşıyorum. Evet. Bir şey savcı, Türk savcısı tanıştım. Kendisi de aynı zamanda psikiyatrist yani. Ama savcılık imtihanına girip savcı olmuş. İşte ölüler üzerinde tabii ağırlıklı değerlendirme yapıyor. Yani çok da uzman, sadece Belçika'da çalışırken Alman devleti bile kadını çağırıyor. Yani böyle de çok kaliteli bir savcı, bilir kişi aynı zamanda. Dedi ki, hocam valla ben elden testi seni takip edince dedi sayfanı, eşi de Türk. Dedi ben takip edince dedi şu aklıma geldi dedi. Hakikaten dedi insan öldüğü zaman dedi bütün elindeki çizgiler yok oluyor. Yüzündeki çizgiler de yok oluyor dedi. Yani mesela yüzünüzde Aa, şuranızda bunu bilmiyordum. ben gerçekten bunu bilmiyordum. Yüzünüzde ben var mesela. Şuranızda bir ben var. Şuranızda bir ben var. Öldüğünüzde o benler de yok oluyor dedi. Ama Ay, hocam tabii zor. kendisi tıp doktoru olduğu için şunu anlattı. Yani demek ki biz tabii elden biliyoruz onu da. Mesela bir örnek veriyorum. Böbreklerimizde problemler var. Şu gözaltı böbreklerin olduğu yere tekamül ediyor. Yüz refleksolojisi diye bir şey var. Ben tabii konunun çok hakimi değilim, o konuyla ilgili çok bilgim yok. Sadece derste gördüğümüz kadarıyla var. Daha detaylı bu işin ilim sahipleri var. Onu demek istiyorum. Şimdi gözaltı böbrekleri temsil ediyor. Adamın şimdi böbrek fonksiyonları ölünce duruyor. Bu göz altındaki o şişlik, torbacık yok oluyor. Yani veya gözünün altında bir ben var. O böbreğinin bir tarafında örnek veriyorum belki bir kist var. Bilmediğim kist var. O kist de yok oluyor yani. Bunun gibi düşünün. Şimdi aynı zamanda demek ki eskiler yüzden, hatta çok eskiye dayalı bir atasözü var. İyi doktor hastayı gözünden anlar. Yani gözünün içerisinde de iris tabakasının içerisinde net bir şekilde noktalar var. Ve bu noktalar, o iris tabakasındaki noktalar direkt hastalıkları belirtiyor. Anlatabiliyor muyum? Asıl hekimlik o değil miydi zaten hocam? Tabii ki. Gözümüzün içine bakma, ağzımıza dilimizi Aynen. çıkartma. Aynen. Dolayısıyla yani bütün yüzümüzdeki noktalar, elimizdeki noktalar, gözümüzün içerisinde ve kulağımızda. Geçen işte nerede bir İsviçre Üniversitesi ve de şuradaki kulaktaki çizginin kalp hastalığı ve kalp krizlerinin yol açtığını ve kalp hastalarında bu çizginin olduğunu net bir şekilde akademik olarak yayınladı. Şimdi ben 19 yıldır anlatıyorum Evet. Beyza Hanım. Mesela 19 yılda şunu anlattım. Hatta birkaç çok enteresan ülkemizde birkaç tane nöroloji uzmanı ve beyin cerrahına hocam çizgi elimde böyle olursa ne olur falan dedim, bilmiyorlar. Şimdi ben 19 yıl önce anlattım. Buradaki çizgi mesela şöyle yay şeklinde gelmezse, düz gelirse bunun ya kendisinde otizm var veya taşıyıcı çocuklarında veya işte torunlarında otizm, Down sendromu veya benzeri bir sendrom olacak. Ve ben bunu 19 yıl önce anlattım. Bundan tam geçen sene bugünlerde Ege Üniversitesi araştırmasının sonuçlarını, akademik yaptığı çalışmanın sonuçlarını basında, Google'da paylaştı. İşte Down sendromu çocukların simyal çizgisi böyle düz oluyor diye. Şimdi ben bunu 19 yıl önce anlatırken tabii bunlar hayal gibi, ne diyor bu falan diyorlardı. Bugün hala bu Ege Üniversitesi'nin araştırmasını bilmeyen beyin cerrahları var Türkiye'de. Tabii ondan sonra işte alternatif tıp, bunlara inanmayın falan. Tabii şu anda değil ama hani eskileri anlatıyorum, ilk geldiğimiz zamanları. Bunlara inanmayın gibi sözlerle O karşılaştık ama biz bir 19... Down sendromu mu, sendromu mu hocam? Abi bakın göstereyim onu. Benim öbür telefonu. Şimdi bakın göstereyim. Bu Ege Üniversitesi'nin araştırması. Evet. Adamlar bu şekilde zaten göstermişler ve yayınlarını da şu şekilde göstermişler. Bakın. Bakın şurada da otizm yazıyor zaten. Bakın otizmli bir çocuğun böyle eli oluyor düz. Mesela benimkine bakın. Yay şeklinde şu iki parmakta birleşecek şekilde yukarıya çıkıyor. Evet. Down sendromu bir çocuğun eli şu şekilde oluyor bakın, düz çizgi. Çok Şimdi iyiymiş. bu bir Asperger sendromu çocuğun eli mesela. Bakın çizgisi de dümdüz. Değil. Evet. Bunları Ege Üniversitesi akademik yayınında anlattı. Yani üniversitenin yayınları bakın. Down sendromu çocukların elleri. Bak altta da yazıyor Down Ya sendromu. hani binlerce yıllık bir bilimi
Modern tıp daha yeni keşfediliyor. Yeni Böyle bir yerde tabii. evet. Bunu diyebiliyorum yani. Evet. Bak, Down sendromlar. Bak altta yazıyor Down sendromlu. Bunlar Ege Üniversitesi'nin yayınları. İzmir Ege Üniversitesi'nin akademik yayınları. Ben tabii 19 senedir bunu anlatıyorum. Ekranlarda 300, bugüne kadar 340 küsur canlı yayında ulusal TV'lerde bütün ekranlarda anlattım. 19 yıl önceki yayınlarıma bakabilirsiniz. YouTube'dan Esat Başaran yazıp hepsine bakabilirsiniz. Anlatılmış bilgiler. Ama bugün tıp yeni yeni, aa böyleymiş falan diye. Ya yeni keşfediyor yani, bir de sizinki de hani psikolojinin bir alanı üzerine hani eğitiminizi devam ettirirken bu alanı keşfetme, yani yurt dışında bu kadar isim yapmanız çok Evet. zor bir yolculuk, hani cesurca bir hamle bu. Şimdi çok yakında Allah'ın izniyle Belçika Kralı'na refleksoloji Aa, yapacağım. Nasip olursa. harika. Ailesinden yani aile derken yani ülkeyi şey, aile gibi düşünün. Oranın bizim eyaletimizin başkanına yani orada vali ve belediye başkanı aynı konumda oluyor. Oradaki valisine ellerine teslim yaptım baktım hatta sayfamızda falan da paylaştık. Yakında da inşallah Belçika Kralı'na yolculuğumuz. Yani bizim krallar bitti onlara gidiyoruz. Sizin geçenlerde bir Reels videonuzda el heykeli üzerine bazı anlatımınız vardı. Hem güldüm hem çok sevimli, çok güzeldi. Benim ev. O ne orası? Tam orayı anlayamadım. Bura benim ev ya. Şurada. Ele Ha, orada ya tamam. hanım. Heykel üzerinde anlatıyordunuz. Yani bu kadar net, detaylı bir anlatım olabilir Evet. yani. Eşim sürpriz yapmış. Ben Dubai'ye gitmiştim. 3 aylığına falan. Geldiğimde bir baktım bahçede kocaman bir el. Bu ne ellerin adamı satmış. Evet, bir ismi de ellerin adamı Esat Hayır. Hoca'nın gerçekten. Bir belirleyici mi? 14 çizgi mi var hocam? Yani refleksolojide böyle bir kural mı var? Elde bütün her şeyi işaret eden, Aynen. yol gösteren 14 çizgi mi var? 14 tane çizgi var. Eklem yerlerini saymasak bu 14 tane ekstra çizgi var. Bunlar bizim aslında inşaatımızın iskeleti gibi düşünelim yani. O iskelet sistemi. Hani insan bunun üzerine kurulu. DNA'sı ve RNA'sı yani özellikle DNA'sı genetik yapısı o çizgiler. Ondan sonrakiler organlar. Yani mesela arada kalan çizgiler. Mesela burası örnek veriyorum akciğer bölgesi. Yani bu ana çizgi. Bu hiç değişmez. Bunlar ana arterler. Eğer burada bozukluk varsa zaten genetikte yani ana çatıda bir problem vardır demektir. Yani şey iskelet yanlış yapılmış demektir. DNA olarak bahsediyorum. Yani vücudumuzun iskeletinden değil. DNA iskeleti yanlış yapılmış demektir. Bunlar şimdi ana çizgilerimiz. Bunun haricinde aralarda kalan mevcutta tertemiz olması gereken yerler. Ama burada bak çöplük var mesela. Eyvah akciğerlerde bir problem. Bu ne? Doğada bir şeye karşı mesela alerjinin olduğunu gösterir. Mesela bakın şurada yüzük parmağının altında hafif şöyle bir şey var gibi değil mi bak? Bana bakın. Sanki bir çukurluk var gibi bak. Değil mi Beyza Hanım? Evet. Evet. Kalp fazla hızlı attığını gösteriyor mesela. Kalp çarpıntısı. Evet bakın. Bir Şuna bakın. Kalp tam burası kalp bölgesi. Bak bende biraz çukur. Herkes de öyle değildir. Benim kalbim çünkü normal seyrinden biraz daha hızlı atıyor. Sporcu şey gibi. Evet. Gibi. Mesela örnek veriyorum. Bak duruşu fark ediyor mu, böyle açık kapalı filan, parmakları örnek. değişiyor mu? Ne Ha, tabii açık. çok kasmadan yapmak lazım. Mesela ben de şurada vertigo çizgisi var. Mesela şu anda artık daha böyle hayali bir çizgi olarak duruyor. Eskiden çok sert ve netti. O zamanlar ciddi bir vertigo hastasıydım. Şu an neredeyse iyileşti. Artık o çizgi yavaş yavaş, bu arada çizgiler yavaş yavaş düzelmeye başladığı da olabilir. Mesela bazı çizgiler eğer yavaş yavaş düzeliyorsa bu demektir ki o hastalıkla ilgili sorun yavaş yavaş azalıyor. Aslında 3 ayda bir, 6 ayda bir insan eline baktırması lazım. Evet, bende vertigo çizgisi azalmış. Eskisi gibi baş dönmem falan yok. Çok da zordur vertigo. Peki Çok kötü. bu refleksolojinin bir yayında yine serebral palsili çocukları da örnek vermişsiniz. Mesela serebral palsi, MS, hani bunun gibi zor rahatsızlıklarda etkisi var mıdır, Tabii. iyileştirici etkisi? Evet Beyza Hanım. Özellikle refleksolojinin benim alanımda iyileştirici ya yani benim kuramımla refleksoloji yaparsak özellikle CP'li çocuklarda serebral palsili ondan sonra daha benzeri farklı beyin rahatsızlığı olan bütün hastalarda refleksolojinin fizik tedavi kadar hatta çok kadar demeyeyim fizik tedaviden çok daha etkili. Bu arada fizik tedaviyi bırak demek değil bu yanlış anlaşılmasın. Fizik tedavinin yanında refleksolojinin etkisi bu anlamda çok büyük. Mesela beşlik düzeydeki ağır bir CP çocuğu 4 yani 4 puan azaltıp birlik düzeye getirebilecek kadar
önemli ve büyük bir tedavi. Özellikle şimdi Avrupa'dan da seyirciniz çok Beyza Hanım. Şu an Avrupa'dayım. Yani 19 yıl Türkiye benden bu anlamda ciddi istifade etti ve 80 bin hasta gördüm. Şu anda Avrupa'da özellikle Belçika, Hollanda ve Almanya'nın kuzey tarafı. Yani mutlaka buyursunlar gelsinler. CP'li çocukları varsa ve benzeri nörolojik rahatsızlıklar. Hepsine hizmet etmekten şeref duyarım tabii ki. Mutlaka bekliyorum. Özellikle Belçika'ya yakın olan işte 200-300 kilometrelik olan bir mesafede gider. Çok rahatlıkla getirebilirler. Getirsinler başımın üstüne. Orada beni yakalamışken bakarım yani. Tedavilerini de yaparım. Daha ne kadar oradasınız? Yani böyle şey sürekli plansız mı gidip geliyorsunuz yoksa bazı eğitimler, çalışmalar yok, hani yok, bu belirleyici oluyor mu? Beyza Hanım artık oradayım. Buraya tatile geliyorum artık yani. Ülkeyi tatil. Evet, evet tatile marşı gelip dönüyorsunuz. Asistanınız da o bilgiyi vermiş. Hatta bana evet. numara verdiğinde değişik numara gelince bir yanlışlık olmasın dedim. Ben, Sonra anladım Belçika'da yani olduğunuzu. orada akademik heyet kurduk. Özellikle sempatik ve parasempatik sinir sistemleri üzerine birkaç profesör hocamız, hatta böyle kalabalık da bir ekiple ciddi çalışmalar yapıyoruz ve yapacağız da. Orada bir üniversite bünyesinde de böyle bir çalışma başlattık. Aynı zamanda kendi muayenehanemizi, kliniğimizi de kurduk. Yani çok farklı çalışmalara imza atacağız. Dünya çapında böyle bir niyetimiz var. O yüzden oradayım ve bundan sonraki hayatımda nasip olursa yani dünyaya açılma konusunda biraz oradan dünyaya açılmayı düşünüyorum, hedefliyorum. Yaparsınız hocam. Gururlusunuz gerçekten. Daha Tebrik da ediyorum. insanlar istifade etsin diye. Farklı farklı yayınlar, farklı farklı şeyler çıkartacağız. Belki farklı ürünler çıkartacağız bu tedavi anlamında. Özellikle refleksoloji noktalarıyla ilgili. Güzel şeylere imza atacağımızı düşünüyorum ve dünya çapına. Hani Avrupa'dan dünyaya yayılmak maalesef Türkiye'den dünyaya yayılmaktan daha kolay olduğu için hedef yerimizi orası. Yani kökeni bize ait bir ilmin bunca yıl ötelendiği yani bir değer ve siz onun kıymetini bilip dünyaya bunu tanıtıyorsunuz. Aynen. Kusura bakmasın yani. Hocam belli bir yaştan sonra hani elde böyle yaşlılıktan dolayı çizgiler çoğalıyor ya böyle 70'ten sonra. Mesela yine de refleksoloji alanında da o belirleyici 14 çizgi üzerinden okuma yapabiliyor mu? Erken teşhis koyabiliyor mu? Tabii tabii. Yani 19-14 çizgi üzerinden özellikle genetik sendromlu hastalar için çok rahatlıkla şuna tekamül ediyor, bu buna temsil ediyor şeklinde bir teşhis koyulabilir. Ama tabii şöyle, refleksolojide bu genetik o çizgileri, ana çizgiler haricindeki yerlerde sadece bölgesel olarak o bölge problemli olduğu söylenebilir. Hastalık ismi değil de mesela akciğerinizde bir problem var denebilir. Yani sen akciğer kanserisin veya alerjisin değil, senin akciğerinde problem var. Ama bu problemin ne olduğu belki hani çok tecrübeli böyle benim gibi 19-20 yıllık refleksologların söyleyebileceği bir şey. Şimdi şöyle hastalık gruplarını ben size araştırırken bakıyorum da hemen hemen her şey var gibi. Yüksek tansiyon, düşük tansiyon, yani elden teşhis edilen rahatsızlıklar, koroner kalp rahatsızlığı, yani tabii tabii rahatsızlıklar var. Bunların erkenden ve elden teşhis edilmesi hayati önem taşıyor. Ve diğerleri zaten kansızlık, işte boğaz hastalıkları, astım, kronik bronşit, akciğer tüberkülozu mesela. Yani bunların elden teşhis edilmesi çok kritik eşe gitmekten alıkoyar insanı. Yani o başlangıçta yakalamaya yardımcı olan çok önemli bir alan değil mi? Aynen öyle. Şimdi şöyle bir durum var, yani düşünsenize siz akciğerinizde bir şey var ve siz farkında değilsiniz veya bazen özellikle şeker hastaları mesela şu an bilmiyorum şeker hastalığıyla ilgili bilginiz ne kadar, dünya bu konu üzerinde böyle çok adı da şeker gibi olduğu için rahat konuşuyor. Aslında şeker hastalığı bütün iç organları yiyen çok önemli bir hastalıktır. Yani bugün işte mesela yatak ölümleri geceliğin öldü falan diyoruz ya, evet. Hay Allah, kalpten, aslında kalpten ölmüş adam yok, kalp niye ölsün ki? Şeker hastalığı bütün iç organları yer, en son artık kalbi de tıkar hale getirir. Dolayısıyla adam sempatik parasempatik sinir sistemi de bunun tabii çok ciddi şeyi göstergesi. Zaten o bozulduğu zaman pankreas bozulur. Pankreas bozulduğu zaman adam şeker hastası olur. Dolayısıyla şeker hastalığından kaynaklı
O kalbin iş görmez hale gelişi ve sabah olarak gece yatak ölümü. Kökeninde şeker hastalığı var adam ama adı kalpten gitti olarak gözüküyor. Şimdi şeker hastalığı Türkiye'de 8-10 milyon arası, dünya üzerinde de 1 milyar insan şeker hastası olduğu halde şeker hastası olduğunu bilmiyor. Ve ben baktığım anda yani siz sadece elinizi bana şöyle 10 saniyeliğine öyle gösterseniz ben sizin şeker hastası mısınız değil misiniz söyleyebilirim. Kalbin Düşünemiyorsunuz. önünde birçok rahatsızlık söylüyorsunuz. Yani en basit hani basit gibi gözüken ama çok önemli olan bana göre şeker hastalığı bile tespit edilmemiş durumda. İnsan hastaneye düşecek de bir şey olacak da öyle. Ama eline baktığım anda bakın bir dakika sürmez. 10 saniye içerisinde ben sizin şekerinizin neredeyse kaç olduğunu bile söylerim. Sadece elin içinden mi? Elin diğer kenarları falan Yok. işte üstü. Şeker hastalığını konuşuyorsak pankreas bölgesi tam burası. Buradaki çizgilerden yani oranların ne kadar yüksek ne kadar düşük olma ihtimalini söylerim çok rahatlıkla. Yani bu bile tespit edilebiliyorken diyorum ya bazı şeyler ya elden teşhis kadar kolay ve gerçekten rentable ve net teşhisler varken bunu mutlaka herkes hayatında bir kere denemeli ilk önce yani mutlaka yaptırmalı. Sonra da gidin benim dediklerimin haricinde bir şey çıkıyorsa ben bilmemi değiştiririm. Adımı da değiştiririm. Bu kadar iddialı diyorsunuz. Peki, kistler belli olur mu hocam? Yani vücut herhangi bir Tabii. tümörler, işte Yani, kadınların belki hani. ama yani o bölgende şöyle bir problem var kist de olabilir diyebilirim ama hani net bu kist diyemem ama bu bölgende net problem var. Mesela bak bakıyorum ben şu burası çok önemli bakın bu beyin bölgesi ki insanın en önemli yapı taşlarından bir tanesi beyin. Şimdi beyin bölgesinde buralarda bazılarında acayip çizgiler var bazılarında hiçbir şey yok. Neden? Şimdi diyorum ki bak senin burada tam şurası hipofiz bak şişli olan bölge var Evet, ya tamam. burası hipofiz şunun tam altı epifiz bezi. Şimdi burada çizgisi çok net. Diyorum epifizin kireçlenmiş. Diyor ki yo hocam öyle bir hiç, beynimle ilgili bir şey yok. Gidiyor MR çektiriyor epifizi kireçlenmiş diyor doktor. Net bir şekilde. Yani hiç akla gelmeyecek bir şey. Yani beynin içini görüyorsunuz. Hem de her karesinde. Yani her karesinde. Hipofizi öyle görmek kolay değil ama elden teşhiste o kadar net ki bağırıyor yani resmen. Bak benim şuramda problem var diyor. Epifizimde, hipotalamusumda, hipofizimde, hipokampüste, frontalde. Yani beynin her bölgesi arka oksipital lobda, arka profilde. Yani her tarafı çok rahatlıkla oradaki problemi net bir şekilde nokta atışı görebiliyoruz. Mesela şeyi görebiliyor musunuz? Hani bir takım cinsel rahatsızlıkları Abi işte ne olabilir? İşte yumurtalıklarda kist olabilir. fibrosikler falan. Tabii ki bakın bu bölgeler komple. Bakın şu bölgelere bakın. Bu bölgelerde normal sert, abartılı çizgiler varsa buralarda problem var demektir. Bayanlarda özellikle. Şöyle tuttuğunda da yani alt lenfler, rahim bölgesi, idrar torbası, mesane buralar hep bu bölgelerde. Buralarda fazla kırışıklıklar, fazla çizgiler, abartılı kabarıklıklar veya benzeri nasır gibi vesaire gibi veya benler varsa mutlaka o bölgelerinde problem vardır. Bunlar cinsel sorunlara da sebebiyet verebilir. Çocuğun doğmasıyla ilgili veya hamile kalmalık sürecinde de sıkıntılı süreçler yaşatıyor olabilir. Erkeklerin prostat falan Aynen. gibi. O zaman buraya doğru belden aşağı mı oluyor? İnsan vücuduna göre şöyle. Şöyle insan oturuyor gibi düşünün. Burası Evet. bok tarafından oturuyor. Yani bağdaş çökmüş bir insan gibi düşünün. Burası baş. Bunlar gözler. Bunlar kulaklar. Ondan sonra burası akciğer. Bak burası omurilik. Şu kenarlar. Omurilik. Aynen böyle bir insan. Bak ben burada nasıl duruyorum? Şu başım. Başım. Evet. Evet böyle. Böyle bir insan bağdaş çökmüş bir şekilde oturuyor gibi düşün. Vallahi çok. Peki benler dediniz az önce lekeler de mi Ben, işaret ediyor? ama hani birisi çalışıyordur. İşte sürekli bir demir tutuyor falan. Ondan dolayı akciğer bölgesinin orası haliyle nasırlanır. Onda bir problem yok. Ama normal kendiliğinden hiçbir şey yapmadığı halde ekstra nasırlar çıktı. Benler çıktı. Özellikle şu bölgelerde. O zaman akciğerlerde mutlaka probleminiz var demektir yani. Net bir şekilde. Ha, sonradan da çıkabiliyor. Tabii yaptığı mesleğe göre, alana göre. Peki teşhis koyuldu. Refleksoloji uzmanı Esat Hoca'ya geldi. Siz hiç farkında bile olmadığı kritik bir rahatsızlığı söylediniz. Aha. Refleksoloji tedavi anlamında ne yapıyor? Refleksoloji tedavi anlamında bası uyguladığınızda beyindeki aslında ilk önce şöyle oluyor. Yani benim bu telefonum benim kuramım oydu.
benim bu telefonumu şu telefondan arıyorum. Böyle yan yana buradan buraya gitmiyor. İlk önce uyduya gidiyor, uydudan sonra bu telefona geliyor. Telefonlar yan yana bile olsa. Refleksolojinin ilk yaptığı şey algılattığı yer beyin ve beyni beyin korteksi ile ilgili yere tekabül ediyor. Mesela bir sempatik sinir sistemimiz var, bir de parasempatik sinir sistemimiz var. Sempatik sinirler beyinden iç organlara giden sempatik aktiviteyi kullanıyor. Abartı sinirli. Parasempatik sinir sistemi de frene basma gibi iç organları çalıştıran, daha çok çalıştıran sistemi kullanıyor. Hocam, boğazınızı kuruttuk. Evet. Sinyal verdiğinizde, mesela örnek veriyorum, mide bölgenizde problem var. Siz mide bölgeyi başladığınızda, mide bölgenizden eğer sol elinizden yapıyorsanız, beynin sağ bölümü olan mideye giden parasempatik sinir sistemini aktive ediyorsunuz demektir. İlk önce beyne gidiyor. Beyinden mideye giden parasempatik aktiviteyi canlandırmaya başlıyor. Bu taraftan da tam tersi. Mesela sağ bölgeden bağırsak bölgelerine basarsanız ishal olmuş bir çocuğa çok ciddi ishalini engelleyip kabız yapabilirsiniz. Sol elden yaparsanız yine parasempatik sistemden beynin sağ bölümü olan bağırsaklara giden sistemi aktive etmiş olursunuz. Böylece bağırsağın daha kolay ve rentable bir şekilde çalışmasını sağlarsınız. Böyle mesela online eğitimler oluyor ya hocam. Siz veriyor musunuz şu anda bilmiyorum ama. Evet, offline. Her yerden veriyor musunuz? Evet, offline eğitim veriyorum. Elden testi şu anda öğretiyoruz. Ve bir ara çok kıskandım, vermeyeyim dedim. Kimseye öğretmeyeyim bu işi. Ondan sonra çok ısrar ettiler. Brussel Capital Üniversitesi'nin içerisinde bir platform, Esat Başaran Akademi'de bağlı tabii, bir platform açtık ve şu an offline olarak videoları çektik, PDF'leri yükledik. Normal offline olarak eğitimlerimi veriyorum. Yani verin, bence de verin hocam. Çünkü hani herkesten öğrenilebilecek bir şey değil. Hani teşhiste böyle yanlış teşhis, insanı paniğe sevk etme, strese, baskıya sebep olma ya da yani belki yanlış eder ve çok riskli bir şey. Tanımlayacak bir şey değil. O yüzden sizin gibi uzmanın vermesi tabii ki çok önemli. Aynen. Tabii herkesin vermesi çok iyi bir şey değil. Dolayısıyla burada mesela öğrenenler ailelerine en kötü amatör bir şekilde yapanlar da var. Ailelerine gösterip böyle işte bu tespit ettim. Bir bakalım hadi doktora gidelim. Veya profesyonel bir şekilde bu işi yapıp kendi iş yerini açanlar da var ve çok başarılı arkadaşlarımız da var. Türkiye'nin her yerinde. Ben zaten onları bazen canlı yayınlarda böyle övüp tebrik ediyorum. Hakikaten çok güzel şeyler yapıyorlar benim öğrencilerim. Neredeyse her ilde bir tane böyle sivrilmiş biri var yani. Onlar da bizi çok mutlu ediyor tabii. Bir sürü insana faydalı oluyorlar. Geçen gün bir tanesi Belçika'dan aradı. Diyor ki Allah sizden razı olsun. İşte İstanbul'da Derya Hoca'ya gittik. Şöyle oldu, böyle oldu. Derya Hoca benim yetiştirdiğim bir öğrencim. Ve kadının daha ilk günden tespitlerini yapmış, doktorların yapamadığı tespitleri yapmış. Daha sonrasında da tedaviye başlamış ve bugüne kadar kadın kendimi hiç böyle hissetmedim diyor mesela. Bu inanılmaz gurur verici bir şey. Ben Belçika'dayım. Yani kadın beni Belçika'dan arıyor. Yani bu inanılmaz gurur verici ve benim için de böyle acayip mutluluk kaynağı bir şey. Paralarla hani o servetle bile mutlu edilemeyecek bir şey. Kesinlikle. Çok haklısınız. Yok. O kadar emek verdikten sonra bunu karşılığını görmek. Evet. Şimdi AVM, bazı AVM'lerin içinde de başladı biliyorsunuzdur. Yani refleksolojili özel masaj. Bildiğimiz böyle ama şey masaj değil. Yazıyor yani refleksolojiyle elden teşhis ve onun masajı. Bilmiyorum hani bu kadar kolay her yerde yaptırılabilir mi? Kimseye de haksızlık etmeyeyim ama. Vallahi bizim öğrenciler olabilir onlar yani. Öyle mi? Aynen. Şimdi Derya Hanım karavan refleksolojisi falan yaptı değil mi? Karavan refleksolojisi yaptı. Karavanla almışlar böyle gidiyorlar. Bir tanesi tekne refleksolojisi yapmış mesela yaz dönemlerinde Çeşme'de geziyor. Elden teşhisle refleksoloji. Bunlar hep çoğu bizim öğrencilerimiz. Vallahi bana bile ufuk veriyorlar. Heyecan oluyor benim için de. Ya. Ben bile düşünmemiştim mesela bugüne kadar karavan refleksolojisi veya karavanda işte elden teşhis veya teknede elden teşhis falan. Bizim öğrencilerimiz hep. Ulaşılabilir olması yani hizmete bu ilme ulaşılabilir olması açısından çok önemli tabii, bir hizmet gerçekten. Bir de bir şey söyleyeyim. Mesela kültüre de yayılırsa süper bir şey. Ben mesela gerçi oranı ben canlı olarak görmedim de Endonezya'ya giden arkadaşlar anlattılar. Mesela Endonezya'da, Malezya'da
Refleksoloji sokağa düşmüş durumda. Maalesef yani mesela insanlar bizde nasıl işlerinden eve gider. Evet. Değil mi? Kahve yoruyorlar gidiyorlar. Endonezya'da refleksoloji hep biliyorlar. Kesinlikle Malezya'da gördüm. İnanılmaz bir şeydi. Yani evet. Hani bu ilim bize de ait diye düşünmedim değil yani. Böyle inanılmaz bir şeydi. Böyle kendini atanlar falan böyle çok çok normalleşmiş yani. Çok normalleşmiş. İnsanlar bizde nasıl kahveden eve giderken bir kahveyi vuruyorlar, kahveden sonra eve gidiyorlar. Orada bir refleksoloğa uğrayıp ondan sonra eve gidiyorlar. Dikkat ettiniz mi? Malezya'da ve Endonezya'da yaşlı adamların yaşlarını tahmin edebilir misiniz? Hayır. Bir de kilo yani zayıflarda yani. Bir de aynen. O kadar hani. Şey soracağım. Adam 40 gösteriyor 90 yaşındayım diyor. 50 gösteriyor 90 yaşındayım diyor. Şimdi bu refleksolojiyle hücre sürekli yenileniyor. Refleksoloji mucizevi bir tedavi. Şimdi hücre yenilendiği için adam yaşlanamıyor. Biz ona ilk önce acaba oralar balık yeniyor ya hani omegadan kaynaklı mı falan diye düşündük. Hayır, başka balık yenen yerlere baktık. Oradaki insanlar aynı değil. Bu tamamen yani bunun üzerine çok düşünüldü. Beyin fırtınası çok yapıldı, yoruldu. Acaba işte yani sahil kesimlerinde yaşayanların balık yediğinden kaynaklı böyle yaşlarını göstermemesi mi söz konusu? Omega vitamini vesaireden dolayı mı diye düşündük. Ama Endonezya'ya, Malezya'ya baktık. Tamam, balık çok tüketiyorlar ama bunun yanında enteresan bir şekilde refleksoloji ayakkabı boyacılarından daha çok evet. Ayağa düşmüş bir şey. Ve herkes refleksoloji yaptırıyor. Demek ki hücreler sürekli yenileniyor. Bu adamlar yaşlanamıyor. Yani refleksoloji inanılmaz bir anti-aging tır aynı zamanda. Yani hiçbir teşhis konulmadı. Belirleyici bir böyle rahatsızlık teşhisi konulmadı ama yine de hücreleri yenilemek için yaptırmak gerekiyor. Bu abi, insanlar bunu keşfetmiş. Evet, sadece balık değil. Adamlar kahvaltıda bile deniz mantarı çorbası şu sosu içiyor. Ben artık şunu tavsiye ediyorum. Eskiden tabii ki engelli çocuklarla uğraşmaktan başımızı kaşıyamıyorduk. Onu şey yapamıyordum ama artık refleksologlar çoğaldığı için çok rahatlıkla tavsiye ediyorum. Yani 40 yaşının üstündeki her bay ve bayan düzenli bir şekilde ömür boyu ayağı varsa ve hücreleri varsa ve sinirleri varsa refleksoloji yaptırmak zorunda. Mesela cildinin genç kalması, evet. Gergin olması için şu noktaları yapılmalı gibi spesifik şeyleriniz var mı? Kesinlikle var. Yani cildin genç kalması için, genel anlamda hücre yenilenmesi için, genel anlamda yaşlanmamak için refleksoloji Endonezya ve Malezya'daki insan grupları buna örnek. Yani çok ciddi anlamda herkesin 40 yaşına bulaştığı andan itibaren bence bir refleksoloğa gitmesi lazım. Böyle şiddetli ağrı durumlarında mesela hani bir iki bir şey seyircilerimiz için şimdi sorular aşağıdan yanmaya başladı görüyorum. Atıyorum mide ağrısı krizleri, diş ağrısı gibi böyle spesifik şeyler var mı? Hemen şunu yapın. Tabii, hani size şu kadarını söyleyebilirim. Yüzeysel bir şey olacak ama şunu yapabilirsiniz diyebileceğiniz. Tabii. Refleksoloji zaten ilk biliyorsunuz benden önceki kuram, İNKAM'ın kuramı. İNKAM'ın yönteminde ağrı kesici özellikle işte gelen aferent, giden eferent, aferent eferent gelim gidimde dal nöronu reyip ağrının kestiğini ifade etmiş İNKAM. İlk önce ağrı kesici özelliği var zaten refleksolojinin ama ben diyorum ki parasempatik sinir sistemi, midenizde ağrı var mesela. Evet, mide bölgenizde parasempatik sistemden şöyle refleksoloji yaparsanız günde 5 dakika özellikle birine yaptırırsanız çok daha iyi. Çünkü insan kendini gıdıklayamaz. Evet, bu şekilde yapması ciddi anlamda midesinin ağrısını keser. Bağırsaklardan var mesela kabızlık hissediyor. Özellikle parasempatik sol taraftan, sağlak hastaysa tabii, solak hastaysa sağ taraftan. Evet, sol taraftan özellikle bası uyguladığında parasempatik sinir sistemini bağırsaklarında hemen bağırsak bölgelerinin çok ciddi oranda rahatladığını gözleyecektir. Yani bunları bir kere hani insan dediğiniz gibi ailesinden birilerine yapmak için de öğrenmeli. Yani evet, evet. Kendi kendine tamam mı? Çoluğuna çocuğuna anne dediğiniz gibi. Olmuş çocuğu mesela önlem olarak bu ilimden olabildiğince istifade etmesi lazım. Bence de çok mantıklı olur. Ya her evde bir refleksolog lazım dedim ben aslında çıkarken yola. Her eve bir refleksolog lazım. Otoimmün hastalıkları da tanıyabiliyor muyuz demiş bir izleyicimiz. Size de sistem etmiş. Kime gideceğiz? Siz yoksunuz. Bizi terk etmeseydiniz yazmış. Avrupa'ya gelin. Yok benim talebeler Türkiye'de var. Yani bizim kontrolümüzde bize sorarak bu talebeniz mi diye bize sorarak bence böyle bir yönlendirme yapabiliriz. Yani uzmanlarımız bu konuyla ilgili de çalışıyor. Özellikle zaten insanlar da artık beni bildiği için biraz da bilinçli. Bu arada belgeselimi lütfen herkes seyretsin. YouTube'a Esat Başaran belgeseli yazın çıkar.
Mutlaka sen, hakikaten arkadaşımız çok güzel bir çalışma yaptı. O şu anda YouTube'da bilerek yayınladılar. Netflix istiyor aslında belgeseli. Ya bu YouTube'da sizi bir görelim gibisinden bir şey yaptılar. Yani arkadaş Netflix'te irtibat kurdu. Yakında Netflix'te yayınlanacak o belgesel. Çok güzel bir anlatım. O yolculuğunuz da çok güzel anlatılmış. Bu arada refleksolojinin ne olduğu da biraz daha netleşmiş. O yüzden çok güzel bir çalışma olmuş. Yani ben de Hayır. çalışırken Hakikaten. gördüm. Yani Hep aynı şeyleri sormayayım diye uğraştım. Sürpriz oldu. başımızda açılmış bir dertlerle birlikte komple her şeyi bahsettik. Güzel olaylar vesaire her şeyi bahsetmiş Güzel, olduk orada. güzel bir çalışma gerçekten. Ha. Peki gözle ilgili rahatsızlıklar, bir dakika hemen okuyayım tekrar, çok affedersiniz. Gözle ilgili gözün görmemesi diyor. Ya bu geçici bir şey herhalde, yani bahsettiği izleyicimizin. Yani bilmiyorum ama gözünde problem olanlarda mutlaka bakın şu bölgelerde mutlaka ekstra farklı çizgiler vardır. Mesela ben geçen gün şurada bir çizgi gördüm bir bayanda. Tam şurada şöyle. Şöyle mesela kesik gibi bir çizgiydi. Sonra ben de onu çok bir şeye yormadım. Dedim ki herhalde sol gözünüzde bir problem var dedim. Sol gözüm tamamen görmüyor, körüm dedi. Evet. Ben de çok şaşırdım. Allah Allah dedim hayalim. Ben hani o kadar o detayı yapalım. Hani tabii tüm ele baktığım için böyle burayı biraz hızlı geçtim herhalde. Dedim sol gözde bir problem var. Bayağı da keskin bir problem gibi duruyor dedim. Sol gözüm görmüyor dedim benim. Yani o kadar net çıkıyor ki bunlar. Yani göz tabii üst taraf, tamam. Yani göz rahatsızlıkları bir kere Evet. şunu anlamamız lazım. O zaman sonradan bazı çizgi değişiklikleri oluyor mu ellerimizde? Bir de Değil mi? oluyor. Bir Tabii. değişiklik oluyor mu ya? Yani onları gözlemlemek lazım galiba. Oluyor. Yani mesela bende bir ara bir kolesterol çıktı. Sonra bir başka bir tahlilimde yıllar tabii aradan yıllar geçiyor falan. Kolesterol varken mesela şu karaciğer bölgemde böyle böyle sert sert kısık 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 böyle çizgiler çıktı. Sonra doktora gittim. Doktor dedi ki hocam sende kolesterol çıkmış dedi. Biraz kilo almıştım. Ondan sonra biraz kilo verdim. Biraz dikkat ettim bazı şeylere falan. Bir baktım buradaki çizgiler teker teker yok oluyor. Bakın şu an bak görebiliyor musunuz? Hiç çizgi yok mesela. Hiç çizgi yok. Evet. Yani karaciğerde. Yani burada mesela şöyle kesik kesik çizgiler çıkmıştı. Kolesterol çıktığında. Sonra kolesterol yok olduğunda o çizgiler kayboldu. İnanılmaz işaret. Yani anında ne varsa vücutta hemen ellerden ellere Hemen yansıyor. veriyor. Hemen. Hemen. Peki Bu direkt biraz öyle. böyle şey yapıyor musunuz hocam? Hani bütünsel, ne bileyim, elde bakıp olsa bir dakika kulağınıza da bir bakayım. Hani başka, o hani el, sadece el mi, diğer şeyden istifade ediyor musunuz işaretten? Ben ağırlıklı elleri çok iyi yani kendimi hani o konuda oraya şey endeks Uzmanlık. ettim. Evet. Ama kulaktan ya anlayabilirim aslında baktığımda ama hani elden daha net bir şekilde bu. Bir arada göze takmıştım. Gözden de biliyorum. Yani gözden de çok ama renkli gözlerde tabii direkt böyle canlı baktığımda da gözüküyor. Yani gözü renkli değilse ona biraz daha mikroskobik bakılması lazım veya fotoğraf üzerinden biraz daha büyütülerek falan bakılması lazım. Renkli gözlerde tabii pat diye bazen uzaktan bile bakıp senin bak böbreğinde problem var falan diyebiliyorum yani. Veya bağırsakların şöyle, kan dolaşımın böyle diyebiliyorum gözüne bakarak. Ama tabii ben eli ağırlıklı tercih ediyorum. Çünkü çok net bir satık ve çizgiler o kadar net beliriyor ki inanamazsınız Beyza Hanım. Bir kere zaten şey çok etkileyici, yani insan ölünce ellerindeki çizgilerin kaybolması demek, neden her şeyin aynası olduğu işareti olduğunu biraz daha net anlaşılıyor. Çok net Bu anlaşılıyor. refleksolojinin geri bildirimi demek, sağlaması demek yani. Bilginin net olduğu ile ilgili. Şimdi ya ben hani çok özür diliyorum. Kimsenin mesleğine, kimsenin hayat boyu üzerine çalıştığı bir şeyi küçümsemek veya buna benzer bir şeyle alay etmek gibi bir tarzım yok aslında ama bazen de düşünüyorum. Mesela işte bazı bilimler var bugün çıkıyor falan. İnanamıyorum tabii yani bakıyorum işte. Hadi bana bir ispat söyle. İşte ispat yok. Eskiden Google, Facebook, Instagram yokmuş. Adam bakmış işte yıldızlardan bir şeyler uydurmuş yani kafasına göre. Tamam mı? Şimdi yani yok öyle bir karşılığı yok gibi geliyor bana. Bilmiyorum tabii belki de var ama ben bilmediğim için söylüyorum. Ama refleksolojinin kanıtı o kadar net ki. Yani işte öldüğünüzde bu el çizgilerinin yok oluşu yani eller hastalıklarınızın sonlanan buradaki belirtilerinin varlığının göstergesi. Bu kadar net. Ama bazı bilimlerde işte bunu gösteremiyor ama işte böyle bir bilim var. İşte adı şu.
ispatı veya geri bildirimini söyle. Yok yani geri bildirimi. Böyle olduğu yazılmış. Ama bak yüzyıllardır yazılmış falan. Belki de adam yani boşluktan tamam bir şey uyduramamış, uydurmuş da olabilir yani. Bilmiyorum tabii. Uydurulmamış da olabilir. Örnek veriyorum yani. Bunu bir şeye kastederek söylemiyorum. Sakın yanlış anlamayın. Mesela elfabe. Yani ben özür dilerim. Hocama çok değer veririm. Kendisiyle de çok samimi tanışırız. Ama işte elden kader çizgileri olduğunu falan düşünmüyorum. Kastım oydu yani anlatmak istediğim. İşte böyle olursa elinin kaderi şöyle uzun olacak. Şu olursa akıl çizgisi falan. Nasıl inerse ya bu olmazsa aptal mıyım ben yani falan. Yani işte kaderin şöyle olacak. Ya ben bunun çok rentable bir bilim olduğunu düşünmüyorum. Elfabenin. Yani elle hastalıkların doğru bir orantısı var mı? Kaderle bir bağlantısı olabileceğine çok ihtimal vermiyorum. Olabilir yalnız. Benim bilgim olmadığı için belki de ufkum yetmiyor bilmiyorum ama yani bazı daha farklı işte ne o bir şey şu suda bilmem ne bir şey ne falan. Baktım mesela ben ona. Hatta bu konuyla ilgili çalışan bir profesör hocamız vardı. Şimdi eldeki çizgileri farklı gösteriyor mesela. Ama benim tecrübelerim var ve yıllarca çalışmışlığım var. Ben o bölgeye yapmışım mesela. Orası değil. Senin anlattığın gibi değil. Ya bazı şeyler de uydurulma. Üretilme diyelim bana veya. Üretilme kesin kanıtı net denenmişliği olmayan şeyler. Ben bunları kabul etmiyorum. Ama elden teşhis meselesi o kadar net ki. Yani ben size bunları teker teker 80 bin hasta üzerinde deneyimli biri olarak ispat ederim. Yani. Ve iyileşme sürecinde de. Yani sadece teşhis değil, iyileşme sürecinde de. Onu hep biraz tabii kenarda bırakıyoruz. O da önemli. Şu kadar net söyleyeyim. Yani suda su imli miydi? Suda koku muydu? Neydi? Bir vallahi şey. Bilmiyorum. Şimdi bak oraya göre burası başka bir bölge. Ama ben size söyleyeyim. Burası orta kulak. Vertigosu herkes buraya baksın. Burada bir çizgi yoksa vertigo hastasında ben bütün mesleğimi bırakacağım. Söz. Adımı da değiştireceğim. Bak burada çizgi yoksa ve her vertigo hastasında burada çizgi vardır. Ha vertigo burada çizgi geçmişse emin olun vertigonuz da geçmiştir. Bu konuda her şeye imza atarım yani. Sizde bir şuyunuz var, bazen yanlış teşhisler olabiliyor ya, şununuz var, bunuz var dediğinde insan bilse aslında bu alanı kontrol edebilir. Kesinlikle. Yani mesela ben çok teşhis düzelttim Beyza Hanım. Bir tane anlatayım mı? Tabii. Yani vakit var mı? Bir tane iş adamının eşine tiroid hastası demişler ve tiroid hastalığından kaynaklı. Bu arada tiroid hastalığını nasıl tespit etmişler onu da anlamış değilim. Şeye bakarak bilmem neye bakarak dedi. Neyse vermişler tiroid haplarını. Kadıncağızda çarpıntılar bilmem ne. Bir de bir yıl boyunca kullanmış tiroid hastası olmadan tiroid hastası test edilerek bir tiroid ilaçları kullanmış. Şimdi bana diyor ki hocam ya böyle böyle oluyor yani bu hastalık geçmiyor bir türlü falan. Ondan sonra ne yapacağız? Dedim ya ben bir göreyim. Hani bakayım hem elden test ettim hem de özellikle ayaklarına refleksoloji yaptım. Yaparken tam şuralara bastım. Kadın duramıyor. Şimdi bakın tiroid bölgesi şurası ya. Evet. Buralarda lenfler. Bak ne kadar yakın. Şimdi tiroid bölgesiyle lenflerin olduğu yer, o lenflerde de o üst lenflerde 4 tane boynuz var. Yani bu tiroidin olduğu bölgeyle lenf bölgesi birbirine çok yakın. Kadın lenf hastası aslında. Üst lenfler çalışmıyor. Ve bunu hastaneye gönder. Dedim ki üst lenflerinde bir problem mi var? Bir bakar mısınız? Bir Amerikalı doktor böyle bir problem olabileceğini söyledi değil dedim. Gitti evet. Ve kadının tiroidleri bir şey olmadığı ve üst lenflerinin problemli olduğu gösterdi. O kadar zaman yanlış ilaç, yanlış tedavi. Bir yıl bu hasta yurt dışında Kazakistan'daydı. Bir yıl boyunca bu şekilde yanlış ilaç kullanmış ve ben refleksolojiyi ve elden teşhisle onun hastalığının o olmadığını ve lenflerinde problem olduğunu net bir şekilde gözüküyor. Ellediğimde de bastırdığımda da kadıncağız böyle duramayacak şekilde bağırdı. Kaldı ki oralara bastırdığınızda niye o kadar acısın ki yani? Benimki de istediğin kadar bastırdım. Üst lenflerimde hiç problem yok. Çok sağlam tellerim. Yani acımaz. Ama lenfler bölgesinde şuralara bastırdığınızda acıyorsa abi üst lenflerinizde problem var. O kadar net yani. Normalde elin herhangi bir noktasına bunlar akapunktu noktaları mı oluyor hocam? Öyle mi geçiyor? Tabii sonlanan sinir uçları. Vücudun organı sonlanan sinir uçları. Yani hiçbir şekilde bastırsanız da ağrımaz ama ağrıyorsa o problem var. Bakmak lazım. Tabii problem vardır. Mesela bakın tam şu
yüzük parmağınızın üst tarafı ve orta parmağınızın bak serçe parmağınıza doğru bakan tarafı. Şu bölge. Evet. Ya burada ya burada. Bakın şöyle. Eğer bir çizgi, eğer farklı yani olmaması gereken bir çizgi varsa veya bastırdığınızda ciddi anlamda acıyorsa migren hastasınız. Bu kadar net. Parmağınıza bastırdığımızda. Evet. Parmağınızın serçe parmağına doğru bakan kısmına bastırdığınızda kesinlikle siz migren hastasınızdır. Ara ara başınız ağrıyor. %100 migren hastası. Ben migren hastası değilim mesela. Benim başım hiç ağrımaz neredeyse. Bak bastırıyorum. Hiçbir acı hissetmiyorum mesela. Ha bu da önemli. Sadece okuma değil yani o temas sırasındaki hissi. Tabii özellikle ayaktan teşhis temasla olur. Peki ayakta sadece temas mı yoksa orada da şey var mı hocam? Topukta çizgiler falan oluyor yani o yüzden soruyorum. Belki de hiç alakası yok. Ben cehaletimle soruyorum. Ayakta da bazı işaretler oluyor mu? Belirtiler. Yani şöyle bazı işaretler oluyor ama ayaktaki çizgilerden ziyade ayağa dokunup oradaki ayağın noktalarına basarak teşhis etmek daha doğru. Çünkü ayaktaki noktalar yani iz vermiyor el gibi. Eldeki kadar detaylı iz vermiyor. El çok daha detaylı iz veriyor. Zaten kim diyordu onu? Confucius mu? Eller beynin kurumuş uzantılarıdır. Eller beynin? Kurumuş uzantılarıdır. Güzel. Yani bütün beyin sinir sistemi iç organlarla bağlantılı ve bütün beyninizde iç organlara giden bütün sinirler var ya beyinden yönetiliyor. Elleriniz de beyniniz gibi aslında. Ve bütün noktalarda burada belli. Eller beynin kurumuş uzantılarıdır. Yani çok fazla tabii fantastik olacak şimdi ama yani öyle kritik noktalara bakıp insanı böyle rahatsız da edebilir misiniz? Ne bileyim işte baş dönmesi hani bu negatif. Tabii. İşte bunu yanlış ellerden öğrenmemek için de önemli olması açısından soruyorum. Yanlış şeyler yapılıp hastalığı problemi azdırmak da söz konusu. Mesela epilepsi de örnek vereyim. Bir epilepsi hastası sağlak ve sağ bölgelerinden beyin bölgelerine nöbet yapıldığında nöbet artar mesela. Nöbet artar. Çok kritik. Tabii Allah göstermesin. Aynı şekilde işte adamın kabızlığı varsa bir sağ taraftan bağırsak bölgesine yaparsanız sağlak bir hastaya o zaman kabızlığı daha çok artar mesela daha kötüye gider. Peki hani Down sendromu otizmi ilk başta konuşuyorduk o çizgiyi. Şimdi mesela şeyine göre yüzdesine göre çocuklar otizmli yavrularımız hani bazıları temastan hoşlanmaz ya. Evet. O noktada yapılabilecek bir şey var mı? Hani yine de refleksolojinin onu rahatlatması yani onlar için yapılan bir tedavi tabii. Var mı refleksoloji? Yani özellikle otizmli çocuklara refleksoloji yapıyorum. Hiperaktivite ve dikkat eksikliklerinde çok rentable, çok ciddi sonuçlar alıyoruz refleksologlar olarak. Yani otizmli çocuklarda zaten refleksoloji bence çok önemli şartlardan bir tanesi. Şimdi mesela bak yıllar önce otizmli çocuklara sadece bilişsel terapiler yapılıyordu. Evet. Bundan bir 5 yıl önceye kadar dediler ki spor bu çocuklarda çok ekstra işe yarıyor. Ben de şimdi net bir şekilde söylüyorum. Biz 19 yıllık deneyimimizle otizmli her çocuğun mutlaka refleksoloğa gidip refleksoloji yaptırması gerektiğini düşünüyorum. Mutlaka gelsinler yani. Aha, çok etkili. Çok önemli. Bu bütün konuşmamızın başlığı bile olabilir hocam. Evet. Gerçekten otizmli çocukların her bir otizmli çocuk mutlaka refleksoloğa gitsin. Yurt dışındaysa gelsinler başımın üstüne. Belçika, Hollanda, Almanya, Fransa neyse. Türkiye'de de benim talebelerime gidip mutlaka her çocuk, her otistik çocuk refleksoloji almalı. İnanılmaz bir tedavi refleksoloji otizm için. Dikkatin toparlanması, rahatlaması anlamında etkisi oluyor demek ki. Aktivitesinin ondan sonra o böyle tekrarlayan hareketlerinin evet rahatlaması inanılmaz anlamda etki etmiyor. Her çizgi bir semptom mudur diyor Dilara Hanım. Sorar mısınız diyor. Şu ana çizgilerse yani bu şekilde normalde olması gerektiği gibi değilse yani şöyle gelip böyle gitmiyorsa evet bir sendromdur. Ama şey ara çizgilerdeki her çizginin bir semptom olup evet mutlaka yani. Şimdi mesela burası bak karaciğer tertemiz bende. Neden benimki böyleyken seninki çukurlu örnek veriyorum. Neden? Yani ne fark olmuş olabilir ki elimizde? Herkesin eli neredeyse aynı hatta siyahi insanlara bakıyoruz onların bile ellerinin içi beyaz evet. Yani. Yani ya. Fark var hangi sebep? Seninkine o çizgiyi koydu da benimkine o çizgiyi koymadı. İşte bu sebep senin karaciğerindeki
fonksiyonel bozukluk benim karaciğerimde temiz oluşu gibi düşünelim. Yani her bir çizginin küçük de olsa büyük de olsa o organdaki bir problemin varlığının göstergesidir. Çukurluk mu oluyor? Çukur. Ya çünkü bizdeki de normal, çok, yani çok, benim gibi bilmeyenler normal zannediyordu belki ama o bir işarettir yani. Çok büyük kayıp yani, bir hiç hakim olmamak, hiç ilgilenmemek evet. Bu alanla. Beyza Hanım, bu arada çok az programda söylediğim bir şeyi söyleyeyim mi? Buyurun hocam. Yani şimdi insanın 5 tane yaşı var. Evet. Bir kendinin ana bildiği doğum gününden bugüne kadarki var olan yaşı, bu bir. İkincisi biyolojik yaşı, üçüncüsü metabolik yaşı, dördüncüsü pineal yaşı yani epifiz bezi yaşı, beşincisi de pankreas yaşı. Ve bu metabolik yaş, pineal yaş yani bu yaşlar aslında normalde mesela 40 yaşındasınız örnek veriyorum. Ama beden yaşınız 30 veya beden yaşınız 40 iken 60 olabilir. Ve bunu bilmek bence o kadar önemli ki sizin bütün hastalıklara karşı ne yapabileceğinizle ilgili önlem almanızı sağlar. Elden çok rahatlıkla yaş teşhisi yapılabiliyor. Yani yaş analizi. Yani aslında kaç yaşındasınız? Evet, 40 ama aslında kaçsınız? 30 ama aslında kaçsınız? 20 ama aslında kaçsınız? 60 ama aslında kaç yaşındasınız? Çünkü gerçek yaşınız sizin doğum tarihinizin var olduğu yaş değildir. Siz bunu hayat içerisinde yaptığınız yanlışlarla, mesela örnek veriyorum, çok fazla yiyip kilo olarak yani metabolik yaşınızı mesela çok ilerine atabiliyorsunuz. Hatta şöyle diyoruz ya, ben de mesela ben 140 kiloydum, 136 kiloydum. Bir gün bir tane geldi. Ay dedi, Esat Bey hiç, bu arada 30 yaşındayım o zaman, hiç televizyondaki gibi değilsiniz dedi. Daha genç duruyorsunuz dedi. Çok teşekkür ederim dedi. Kaç duruyorum dedim. 50'lerde duruyorsunuz dedi. O zaman şimdi bunun tabii bir gerçeklik payı var. Evet. Yani ben 30 yaşındaydım ama böyle biraz da saç yoktu, ektirmemiştim, keldi falan. Ondan sonra bir de böyle 136 kilo. Yani kadının haklı tabii. Yani 30 yaşındaki adam 50 yaşında gösteriyor. Aslında beden yaşın o anda 50. Yani gösterdiğin hani tip olaraktan ziyade beden yaşın aslında 50-60 belki yani. Öyle bir adamın en fazla belki 70. Yani bunu bilmiyoruz. Ama bunu bilmek gerçekten çok önemli. Elden de çok rahatlıkla bana normal yaşınızı söyleyin. Elinizin fotoğrafını çekin. Ben sizin beden yaşınızın kaç olduğunu söyleyeyim mesela. Yani siz o kiloyu verdikten sonra o değişmiş midir elinizde? Kesinlikle değişmiştir. Tip olarak zaten değişti de. Ya kesinlikle hocam. Yani bilmiyorum. Hiç ben söylediniz. O zaman işte şu yaştaydım dediniz de ben şimdi çaktırmadım. Yani bu da sizin eminim kendinize de uyguluyorsunuzdur ya da uygulatıyorsunuzdur. O hücre yenileme meselesinden de besleniyor musunuz bilmiyorum ama hakikaten maşallah yani. Değil mi? İnsan bir de anlattığı gibi yaşıyorsa daha ikna edici oluyor ya. O anlamda doğru. Da çok doğru. Ben aşağı yukarı 60 kilo falan verdim. Hı-hı. Yani 60 kilo çok ciddi bir şey. Şimdi mesela bu adam kaç yaşında? Sakın benim demeyin hocam. Vallahi benim. İşiniz biliyor değil mi bu haliniz hocam? Biliyor. İnanamıyorum. Yani, insanın kendisine şöyle söyleyeyim. İnsanın kendisi yapabileceği bir haksızlık, biliyor musunuz bu kadar kilo? Değil mi yani? Halbuki neymişsiniz yani? 17 sene önceki halim. İnanılmaz yahu. Evet. Vallahi inanılmaz. Yani kendi yaşınızı, insan kendi yaşını kendisi büyütür mü ya? Gerçekten öyle. Yani 17 sene önce öyleymişim. Yani kendinize bakmakla da çok iyi bir örnek teşkil ediyorsunuz şu anda. Gerçekten bravo hocam. Yani inanılmaz. Ya hiç söylemiyorsunuz, hiç bilmem. Hep kadınlardan bakım istiyoruz yani. Bir türlü erkekler kendilerine bakmıyor. Ne kadar kötü yok, bir şey. Vallahi sağlık için de yani hani hala kendinize hiç bunun sorun teşkil edeceğini düşünmeden öyle devam ediyorsanız belki başka sağlık sorunları çıkacaktı ben, yani kiloya bağlanarak. Ölmüş. Allah korusun yani. Hani söylemeseniz ben hayatta bilmem siz olduğunuzu. Vallahi bilmezdim yani. Aynen. Müthiş. Peki şimdi insanlar bu dokunduğu zaman ağrılı bölgelere dikkat etsinler mi hocam? Yani ay bastırıyorum herhalde ondan ağrı diye bir şey yok. Eğer biraz yoksa ağrımaz mı? Yani eğer ki hani büktü akşamleyin üstüne yattı falan öyle bir şeyin ağrı. Ama böyle bastırınca ağrıyorsa o bir şeyin işareti. Kesinlikle.
Ben bir tanesi tam ayağımın altında, o inanılmaz bir şeydi. Ayağımın altında tam dedi, şurası dedi ya nasıl acıyor dedi işte sağ taraftan falan filan. Ondan sonra ben dedim ki evet sen hemen bir pankreasla ilgili şeker ölçümüne git bakalım, bir şeker yüklet kendine. Gitti şeker yükletti, dedi ki ben şeker hastasıymışım dedi. Dedim ondan ağrıyor işte, ne ağrıyacak yoksa. Orası niye ağrır dedim ya. Bir insanın orası nasıl ağrır ki yani? Spor mu yapıyorsun? Hayır. Taş mı taşıyorsun? Hayır. İnşaatta mı çalışıyorsun? Hayır. O zaman niye ağrıyor ha? Ev hanımıyım. Dedim sen şeker hastasın. Bundan ağrıyor. Gitti. Şeker yüklemesi yaptırdı. Şeker çıktı. Elden teşhis çok önemli. Çünkü bizim de kapağı koyduğumuz gibi erken teşhis anlamına geliyor. Bir kere Aynen bunun öyle. böyle hani eğitimini alırsak çevremize, kendimize bile faydamız olacak demek ki. Aynen. Bu arada ben şeyi düşündüm. Geçen seneki yayında ben size sonra el fotoğrafı atmışım. Siz benim yaşımı demek ki görmüşsünüzdür. Rezil oldum şu anda. Hiç bilmiyordum yani. Diyorlar ki hoca, İstanbul'daki öğrencinizin adını soruyorlar hocam. Derya Hanım'ız Ha, var. Derya Derya. Hanım. Tamam. Evet. Derya Hanım. Var ya, refleksolog Derya yazını ben çıkar zaten mutlaka ya. Derya Çetin adı. Derya Çetin Gerçekten İstanbul'daki. her yetişmiş inanılmaz bir refleksologtur. Ve ufku çok açık. Yani ben bunun reklamını, yani herkesin reklamını yaparım ben tabii de bütün ettiklerimizin, ama bu hani çevrilmiş. Şimdi karavan refleksolojisi kimin aklına gelmişti yapmış mesela. İnanılmaz bir şey. Ha bir de bunu yaparım diye düşünüp yapmayan insanlar var ya, sonra bir de yapan var ya, işte o beni çok etkiliyor. Yani abi düşünmüş ve gitmiş yapmış yani bunu. Bu inanılmaz bir emek yani. Ya hiçbir şey olmasa bile insanı destekleyesi Girişimci gelir ruh hocam işte. Ya yani yani. girişimcilik budur gerçekten. Bu şeylere bayılıyorum. Mesela o çocuk beni çok etkiledi. Ya bir şey mi? 19 yıl ben Türkiye'de yaşadım ve 19 yıl boyunca hani böyle bir şey aklımın ucundan geçmedi. Bir gün adamın bir tanesi tekne oturuyor. Şeyde Çeşme'de. Korna çalıyor yanındaki tekne. Diyor ki amca diyor biz bak yine yazıyor falan. Elden teşhis refleksoloji yazıyor. Tekne refleksoloji diyor. Ne yapacaksın diyor. Ellerini aç bakalım diyor. Gel diyor amca. Neyse bunlar iniyorlar. Ellerine bakıyorlar falan. Ondan sonra diyorlar senin omurluğunda ve belinin şurasında kalçanda bu problem var. Allah Allah diyor nasıl bildiniz ya diyor. Biz diyorlar Esat Hoca'nın talebesiyiz. İşte nasıl tedavi edersiniz? Refleksolojiyle. Tamam diyor adam bir de refleksoloji yaptırıyor. Sonra adam beni aradı. Adamın oğlu daha doğrusu. Oğlu da bir partinin ilçe başkanıymış. Dedi Esat Hocam böyle bir... Dedim nasıl ulaştınız bana, bir muhabbet oldu işte samimi kanka olduk tanıştık. Dedi ki böyle böyle olmuş, babamın başına bu gelmiş. Ulan kim bu Esat Hoca demiş. Adam da iş adamı çok zengin. Kim bu adam diye tanımak istemiş dedi yani babam. Ondan sonra ya şimdi oradaki o tekne refleksologlarının varlığı beni çok etkiledi. Yani inanılmaz bir proje. Düşünsenize Kesinlikle. refleksologlarını almış ve yani benim bile düşünmediğim bir şeyi düşünüp gidip tekne refleksolojisi yapmış ya. Bu müthiş bir şey. Girişimcilik bak. Evet. Çünkü girişimci ruh yani kesinlikle. Evet. Helal olsun. Şimdi mesela ben şunu bekliyorum. Bilmiyorum biri yaptı mı da. Hani böyle kafelerde fal falan bakarlar ya. Evet. Fal kafe falan, hatta öyle bir moda bile oldu biliyorsunuz galiba. Düşünsenize böyle bir elden teşhis kafe gibi bir şey. Yani işte bazı AVM'lerin içine dedim ya başlıyor. Yani bunun kafe olarak da olsa yani AVM'de herkesin içine belki girmeye çık ne bileyim kafe ama özellikle gidip orada hem vakit geçirip hem Aynen. kim istemez ki yani. Değil mi? Yani ben mesela öyle bir şey bir kafede görsem yani fal kafe nasıl tuttuysa yani bence bu da tutar. Bizim elden teşhis almış öğrencilerimizin böyle bir şeye davet ediyorum yani. Yani bir şey söyleyeyim, her kafeye girse bu tutar yani bence. Birileri yaptırır. Öyle bir stand olsa mesela kenarda yani bu ne diye elden teşhis yaptırırsa yapsalar falan müthiş olur. Hocam fikrinizi böyle canlı yayında söylediğinizde gerçekten çok cömertsiniz. Bari siz açın da sizin Vallahi yani süper olur vallahi. gerçekten çok cömertsiniz. Herkesin fikrini böyle şey yapar, Aynen. sıkar yani kendisine. Diyorlar ki Kayseri ve Ankara'da öğrencisi var mı hocanın? Var bak Kayseri'de mesela Ali Mişe var. Ali Mişe Kayseri yazın hemen çıkar. Ali? Ankara'da Mehmet var. Mehmet soy ismi. Mehmet Daha Demir. demiş. Mehmet Dağdemir var Ankara'da. Kayseri'de Ali Mişe var. İsimleri kaydedebilirsiniz sevgili dostlar. Hülya Hanım soruyu soran. Hülya Aydın kaydedebilirsiniz. Sivas'ta var.
Urfa'da şey var. Neydi? Neyse. Ya böyle şey isim yapmış böyle dahice şeyler yapan tipler bunlar yani bu anlattıklarım. Ali Evet. Almanya'da var mı hocam? Almanya'dan bir soru Vallahi ben var. varım daha ne istiyorlar? Atlasınlar gelsinler. Evet, ben oradayım diyor Esat Hoca. Emel Hanım, Emel Heinz yani. Emel, Almanya'nın bir ucundan bir ucuna ne kadar uzak olabilir yani? Otoban bas gel. Bak işte yani tam da uzmanına gidiyorsunuz. Emel Hanım çok yakınsınız. Soruyu kaçıncı dakikada sordunuz bilmiyorum ama şu anda takip ediyorsunuz. Ya Münih'te falan değilse biraz hani o bahtsızlık olur. Ama yakın mesela Köln, Frankfurt hani bana çok uzak değil. Frankfurt'tan gelen hastalarım var mesela. Würzburg'dan, Stuttgart'tan gelen hastalarım var. Yani bir de zaten bizim seanslar haftalık eğer öyle çok daha uzaktan bir yerden gelecekse 15 günde bir çağırırız. Gelirler giderler. Yani bu bölgeler benden istifade etsinler vallahi bak beni bulmuşken. Gerçi Valla. şu an dolu yani ben şu an izindeyim. Ve inanılmaz bir şekilde arıyorlar hocam ne zaman gidiyor? Ya 15 Eylül'den itibaren randevularımı vermeye başladım bile mecburen. Zaten yarından sonra gidiyorum. Yani inanılmaz randevularda dolmaya başladı. Herkes bir ay izin yaptım ama neredesin hocam, neredesin hocam sürekli şey yapıyorlar. Tabii Almanya'da yani bulmuşken istifade etmeliler benden bilmiyorum. Direkt hani hocaların. Yani Almanya'daki sevgili izleyicilerimiz, yayının başında da Almanya'dan selamlayanlar vardı. Direkt Esat hocamızdan randevu alıp ulaşabilirlerden direkt uzmanına gidiyorsunuz. Ya biz bile o kadar hani ulaşamıyoruz hocama. Aynen. Siz daha şanslısınız. Valla 19 yıl Türkiye benden istifade etti. Evet. Yani abla öyle de şey demeyeyim ama 19 yıl boyunca Türkiye'de hizmet verdik. Artık bu saatten sonra Avrupa'da yani hem de daha da profesyonelleşmiş halimle en son versiyonlar, update'ler olmuş Evet. halimle birlikte Avrupalılar benden istifade edebilir inşallah. Peki böyle bir saat oldu sizi yorduk ama ben izleyicilerimize çok soru sordu. Böyle iki tane daha sorayım mı sizi yormadan? Hayır, boğazınızı kurutun. Demek ben emrinizdeyim. Topuk dikenini soruyorlar. Ne olur sorar mısınız diyor çünkü izleyicimiz. Valla topuk dikeni zaten refleksoloji ile özellikle omurilik bölgeleri ondan sonra topuğun alt taraflarından refleksoloji ile kısmi ölçülerde çözülecek bir şey. Ama tabii ekstra normal tıbbi tedavilerine devam etsinler. Yani bazı hastalıklar vardır. Refleksolojinin direkt hitap ettiği hastalık değildir. Bazı hastalıklar da vardır. Bana göre refleksolojinin direkt hitap ettiği hastalıklardır. Mesela kansere de siz refleksoloji müdahale etmez diyorsunuz, değil mi? Dediğim gibi şimdi kanser aslında hücre anarşisidir. Yani hücre aynıdır fakat terörist hücredir o. Ama aynı hücredir. Şimdi kanserdeki olay bu. Refleksoloji hücreleri yeni teröristmiş, bilmem neymiş bakmaz. Bu sefer kanseri de büyütür. Yani bir senede Allah korusun ömrünü yitirecek bir kanser hastasını refleksoloğa götürürseniz 2 ay sonra vefat ettiler. Allah göstermesin. Kesinlikle girmiyor diyorsunuz. Tedavi olanı da değil. Bir de çok önemli hamileliğin ilk 3-4 ayında refleksoloji annenin o 4 aya kadarki olan hormonal denge ve değişimleri ve aynı zamanda bebeğin oluşumunu refleksoloji yok edebilir. Yani bayağı bir gebeliği sonlandırabilecek bir pozisyonda ama 5 ayın sonunda yani 5 ile 9 ay arasındaki yapılan refleksolojide özellikle Rusların çok ciddi akademik yayınları var. Hem anne hem doğum hem de çocuk üzerinde çok olumlu gelişmeler kaydettiklerini gözlüyoruz. Yani doğumu da kolaylaştırabiliyor herhalde, öyle mi? Yani Sint Barbara bir tane var Belçika'da Genk'te. Orada doğum refleksoloji bölümü ilk defa doğum bölümünde açıldı. Kadın doğumda açıldı. Kısmen başlandı. İlk 3-4 ay direkt fetüse, ya bebeğe zarar verebilir, bebeğin gelişimine zarar verebilir Evet, anne diyorsunuz. bir şey olmaz ama bebeği Allah korusun sonlandırabilir. Hamileliği Yani sonlandırabilir. hakikaten herkese gitmemek lazım hocam. Yani öyle uyarılar yapıyorsunuz ki gerçekten herkese gitmemek lazım. Aynen öyle. Yani ben bir hikaye duydum. Panik atak hastası geliyor refleksoloğa. Ondan sonra tabii onun da suçu yok refleksoloğun çünkü bilmiyor hamile olduğunu. Çocuk düşüyor. Peki görünmez mi yani iyi bir uzman? Mesela siz görmez misiniz abi? Kendisi Allah ben değil. iddia ederim. Yazıları bir açsam inanamazsınız. Hocam hamile olduğumu bildim falan diyor. Bir tanesi de asıl bombayı Beyza'm sen etmediniz herhalde.
Eşim Hangisi? şimdi bir gün böyle canlı yayın yapıyoruz. Evet. Sonra hanım tabii bana sorular soruyor, böyle sizin gibi moderatörlük yapıyor. Ondan sonra bana dedi ki hocam dedi, hocam tabii yani moderatör diyor, buralarda diyor böyle ekstra çizgiler çıkıyorsa mesela diyor, ne anlama gelir bu diyor. Diye kendinden mi bakayım dedim, ver. Dedim hamilesin. O da dedi ki Allah korusun. Hiçbir bilmiyorum farkında değil. Yok ben de hani dedim ki hamilesin canlı yayında. Sonra canlı yayını kapattık. Tutturdu dedi, ya sen dedi, ne yaptın dedi ya. Millete rezil olacaksın bak dedi, hamilesin dedi dedi. Tabii hamilesin dedim. Ondan sonra hamilesin dedi dedi, rezil olacaksın dedi millete dedi. Günlerden de cuma. Hı hı. Akşamı tabii gece yayın yapıyoruz. Ondan sonra itaatsizlik varmış bende. Tabii ya, itaat et kocaya, itaat rahat et, itaat et rahat et senin. İşte işte, ondan sonra gitti, üşenmedi işte, test aldı. Abi pazartesi günü baktı hamile. Aa, bilmiyordum ben bu olayı. Ya benim video elden test sayfasını aşağılara inin. Bu canlı canlı var. İlk şey haberi sizden almış. Vallahi. Aynen. Yani o demin verdiğiniz örnekteki işte refleksoloji uzmanı iyi olsaydı o kişinin evet, hamile evet, olduğunu görüp zaten o zararını evet, vermez. Ben özellikle bir şey söyleyeceğim. Elden teşhisi ben çıkarttım. Yani refleksoloji zaten içinde var olan bir şey ama ben çıkarttım. Yani daha doğrusu şöyle nokta atışı irdeleme yaptım yani. Bak elden teşhisi diye bir şey. Elden teşhisi eğitimi, elden teşhisi sayfası falan. Bunlar benden önce tarihte bile yok. Yani dünyanın hiçbir tarihinde böyle bir sunum yok. İlk defa dünyada yapan benim elden teşhisi. Bu şekilde ön plana çıkardı. Eğitimini de ilk defa veren benim elden teşhisi. Şimdi neden yaptım biliyor musunuz? İşte bu tür durumlar için. Yani refleksolog, refleksoloji yapmadan önce mutlaka ilk önce elden teşhisi, elden teşhis uzmanlığı diye bir ayrı yere dikkat çekmek istedim. Hmm. Refleksologlar mutlaka ilk önce elden teşhis yapsınlar. Hatta her refleksolog elden teşhis eğitimi verelim ki bu konunun ne kadar önemli bir şey olduğunu fark etsinler. Yani elden testi yapsınlar, baksınlar hamile mi kadın? Baksınlar kanser bulgularına ait çizgiler, bakın. Ellerinizde zincirli, ben çok söylemiyorum tabii de, zincirli zincirli ise çizgiler. Çizgilerin de şekillerin de çok önemi var. Zincirli zincirli ise onların kanser olma ihtimali var organlarda. O iyi bile, ben anlattım bunu derslerimin içerisinde. Şimdi yani bir kanser hastasını tespit edebilme olasılığı yüksek. Dolayısıyla kanser mi değil mi baksınlar, ona göre refleksoloji uygulasınlar. Bunun için elden teşhise daha böyle bir spotu büyüterek, dikkat çekerek yeni bir bilinmiş gibi ortaya attım. Yani o tabi o zincir şeklinde olan çizgilerin de nerede olduğu da önemli değil mi? Herkes şu anda evine bakmaya korkuyor. Ben de şimdi akciğerde çizgiler illaki var. Bunlar mesela alerji çizgileri. Ama bu çizgi mesela zincirli zincirli ise mesela. Şöyle zincirli zincir, bayağı böyle zincir halkası gibi ise abi akciğer kanseri. Ay ben yani herkes, ben bilmiyorum, ben herkes belki merakla bakıyordu. Ben kes bakmaya korkuyorum negatif bir şey duyduğumda. Allah korusun. Yani ama şeyin demek kuşu başını kuma gömüyor ya, bedeni gözükmüyor. Evet. Öyle de yani, yani, erken teşhis hayat kurtarır. Evet. Biz bunu sloganımız yani, olarak. Şey oluyor mu hocam, hani meslekten mesleğe bağlı olarak böyle birisi konuşurken hani böyle eliniz yani illaki okuma yapıyor musunuz? Öyle bir refleks oluşuyor mu? Atıyorum karşıdaki elini göstererek kesinlikle konuşuyor. Kesinlikle olsun. Bazen yani. İyimde olmuş. Aynen bakıyorum bazen. Refleks oluyor. Evet. Bir de kızarıklık sorusu vardı hocam. Eldeki kızarıklıklar bir şeyin işareti ama kızarıklık tam nasıl, böyle hani ellerimizin içine pembe alanlar olur. O normal mi oldu adam? O da mı değişkenlik gösteriyor? Sanıyorum onu sormak istiyor. Bence şu, kızarıklıklar kan dolaşımıyla ilgili. Yani mesela organdaki o organ, şimdi her organ aslında kan ve oksijenle çalışır aynı zamanda. Yani o organı besliyor kan dolaşımı ve oksijen. Eğer organın, ona göre organda problem varsa, o kızarıklık varsa o organdaki kan dolaşımının problem oluşturuşundan kaynaklı olabilir diye düşünüyorum ben. Hocam Tekirdağ'da öğrenciniz var mı? Bir de Sivas'ta öğrenciniz var mı? Beyza Hanım senin ses mi gitti? Tekirdağ'da uzmanımız evet, mı? Tekirdağ'da. Bir de Sivas'ta. Bizim sayfamızdan sorsunlar. Benim asistanlar var sayfayı takip eden. Orada hemen bizim bütün datalarımız var zaten. Hangi uzmanı nerede yetişmiş? Hemen oradan alabilirler tamam, bilgiyi. Sivas'ta şu anda aklınızda var mı Sivas'ta olan?
Furkan Karakaya. Furkan Karakaya. Eşiniz sağ olsun oradan destek veriyor. Furkan Karakaya. Şimdi zirveleşmiş isimler. Bizim eğitimimizi almış, zirveleşmiş. Tamam. Furkan'ın bir tanedir yalnız ha. Gerçekten bazı doktorlara taş çıkartabilir yani. Bu bir de şey Tekirdağ'daki değil mi Furkan Bey? Yok, Sivas'taki. Sivas'taki. Ha tamam, Sivas soran izleyicimiz. Evet. Ve oradan izleyen izleyicilerimiz Furkan Karakaya. Aynen. Hocamın öğrencilerinden. Hocam yorduk sizi ama çok keyifli oldu ya. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Kırmadınız. Gerçekten çok keyifli oldu. Siz harika bir sunucusunuz. Ben 430 küsur canlı yayına konuk oldum. Zahide Yetişlere, Çağla Şikerlere falan filan. Petek Dinçözlere vesairelere de herkese yani. Serdem Coşkunlara. İkbal Gülpınar'lara çok defa bunlar böyle sayısı defalarca konuk olduğum kişiler. İnanın onlardan aldığım keyif kadar sizinle böyle moderatörlüğünüzden de aynı keyif alıyorum. Çok teşekkürler, sağ olun. İnşallah bir gün televizyonda da ağırlamak temennisiyle. Eşinize de çok teşekkürler. Eşlik etti yayına, destek verdi, sağ olsun. Sağ olun. Sizi onların vaktinden de, kendisinin vaktinden de almış olduk, sağ olsun. Tabii. Çok teşekkürler. Senede bir değil inşallah şöyle bir 6 ayda bir falan yakalayabiliriz. Vallahi, Almanya'dakiler çok şanslı, hocamız geliyor. Belçika, Hollanda. Hemen hepsi beni arasınlar. Yani randevu için gerçekten şu an tam zamanı çünkü doluyor randevular. Yani hemen bence arayıp randevu alsınlar. Bu hesaba DM atarsanız bu hesabı asistan hocamızın karşılık veriyor zaten. Ben de hesaptan öyle iletişim kuruyorum. Bilgisi olsun. Bak kurabilirler, randevu alabilirler. Çok teşekkürler hocam. Evet. Sevgiler, saygılar, görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar, iyi geceler. Sağ olun, size de hocam. Şimdi Esat hocamızla yaptığımız yayın, tabii bilmiyorum, birçok izleyicimiz belki o anda eline bakmıştır. Eminim ister istemez öyle bir şey oluyor. O zincir çekmeki çizgiler benim de çok ilgimi çekti. Çok dikkatimi çekti. Ama bakın işin ehli olmayan kişiler nasıl büyük hasarlar verebiliyor. Gerçekten konunun çok iyi uzmanından destek almak lazım. Elden teşhis, erken teşhis, erken teşhis de hayat kurtarıyor. Rahatsızlığı olanlara şifa diliyorum. Yayında bizimle olanlara bu sıcak yaz gününde her neredeyseniz. Tabii soğuk yerlerden de izleyenler var. Çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Kıymetli vaktinizi ayırdığınız için. Artık böyle özellikle yazın, akşam vakti böyle ekran başında geçirmek kolay değil. Teşekkürler eşlik ettiğiniz için, çok kıymetlisiniz. Abone olan tüm dostlarımıza çok teşekkürler. Sizlerle büyüyoruz. Arkada olan, emek veren çoğu da genç arkadaşlarım zaten. Onlar adına da çok teşekkür ediyorum. Renginize sağ olun, var olun. Bildirimleri de açarsanız çok kıymetli. Teşekkür ediyoruz. Ankara'da varmış herhalde. Onu konuştuk mu hatırlamıyorum. Bilgileri tekrar zaten derleriz. Çok teşekkürler. Sizlerle iyi her program. Sizler olmasa ne olacak? Kendi kendimize mi konuşacağız? Yani konuşuyoruz tabii stüdyoda ama böyle canlı yayında sizlerle birlikte konuk ağırlamanın keyfi çok başka. Sağ olun, var olun.